buraya, buraya gideceksiniz, burada burada. Bu kadar zaman geçireceksiniz. Daha sonra da işte kurgu diyorsunuz ki lütfen takip edin. Ben yıllarda bir lütfen takip edin cümlesini İngilizce'de, İspanyolca'da herhangi bir dili kullanmıyorum. Neden biliyor musunuz? Write grubu aldığınız zaman ilk önce 10 saniyeniz var. Ben böyle düşünüyorum kendim için. Hele ki grup farklı bir, yani farklı din, direkt söylüyorum, Yahudiyse 10 saniye içinde sizi sevdiyse sevdi. Sevmesi zaten gönlünü kazanma şansını diyor. İlk önce biz limanın kapısında misafirler çıkarken elimizde isimleriyle, işte isim boardlarıyla bekliyoruz atıyorum. Adam White. Adam White'ı bekliyoruz. Adam White geliyor. Adam White işte elimi sıkıyor. Tanışıyoruz ve onu bir şekilde limandan çıkartıyoruz ama Adam White ve eşi ve çocuklarının bir tane rehberi var. Private tour almış. Bakın, private tour aslında yüksek ücretli turlar değil de bunu da belirtmek istiyorum. Yani private dediğimiz özel turlarda bir otobüs kadar para vermiyorlar bazıları. İnternet yoluyla gayet makul ücretleri, girişi, rehberi, taşıması, yemeği dahil olan turlar alıyorlar. Ve bu rehberi yere geldiği zaman çocuk bakıcısı olarak bile kullanabiliyorlar. Ben size söyledim direkt. Biz bunları yaptık. Çocukla baktık. Hani nasıl çocuk bakıcısı olarak? İşte programına birlikte giriyorsun. Bu insanın kendi tercihleri var. Programdan, yani programı tekrar bir şekilde şekillendirmek zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Çok daha farklı sorular gelebiliyor. Yani çiçekten böceğe, işte turnikenin üzerindeki çıkış kelimesinin anlamına, bu giriş sadece kızlar için mi, girls mı diye gibi sorular gelebiliyor. Çok farklı sorular gelebiliyor ve sürekli onların memnun etme çabamız oluyor. Çünkü neden? Ben rehberlikte ilk okula gittiğimde şöyle bahsedeyim, iki hocam girdi. Bir tane hocamız 40 kişi sınıfı kırdı geçirdi. Ona sonra burada söylediği hiçbir cümleyi kullanmayacağım. Yani kısaca sizden rehber olmazdı. Çok daha ağır şeylerde. İkincisi, girdi 20 yıllık Almanca rehber Muammer Hoca. Sağ olsun çok iyi bir adamdı. Girdi ve şöyle bir tavsiye verdi. Arkadaşlar rehber olacaksınız dedi. Ve dedi lütfen dedi, bir konuda iyi olun dedi. Hepsine iyi olun ama bir konuda dedi. Elinin üzerinde kalanlar dedi. Neydi? Ya dilinizde, ya bilginizde, ya da insan ilişkinizde. Ya da satışlarınızda. Yani satışı ben mesleğe başladıktan sonra öğrendim. Onun doğrusunu bilmiyordum o dönemde. Ve bir şekilde bir noktayı da işte ben kişisel ilişkilerimi çok uzaklıyorum. Dilim evet iyi, bilgim evet iyi ama bence bu üç koldan benim en iyi özelliğim kişisel ilişki. İnsanları güler yüzlü yaklaşmam. Ya da turdan önce kendim her sabah aynaya bakıp bugün tur çok güzel olacak demiyorum ama büyük bir enerjide başlıyorum arkadaşlar. Mutlu başlıyorum çünkü mesleğimi seviyorum. İlk önce sevmek. Daha sonra kendinizi o yani büyük bir yelpaze içinden bir küçük parça çekmek. O parçanın üzerinde iyi olup bunu anlatırken misafirleri bunu gerçekten işinizi severek yaptığını söylediğiniz zaman zaten o tür başarıya ulaşıyor. Başarı bazen satış, bazen bir bahşiş. Ama private çalışan rehberler için, bizim gibi internet yolu çalışan rehberler için nedir biliyor musunuz? TripAdvisor, Get Your Guide gibi sitelerde isminizin yazılmasıdır. Müşteri oradan tur alır, A ajantasından ve oraya şöyle bir yorum yapar. Biz rehber Gonca'yla, bu Gonca'yı pek söyleyemiyorlar. Ben farklı isimlerde kullanıyoruz turlarda. İspanyolcası söylemek istemiyorum bu arada, onu da ekstradan belirtmek istiyorum. İspanyolcular gibi çok hoş bir anlamı yok ama neyse burasını geçelim. İşte biz rehber Rosie ile, genelimizde Rosie diyorlar, Rosie ile harika bir zaman geçirdik. Ya da bazı işte Gonca kızın handbaştığı bir detayı da veriyor. Bu sayede private çalışan ajanta TripAdvisor'da yükseliyor. Daha fazla tur alıyor. Sen ajantayı mı yükseltiyorsun sadece? Hayır arkadaşlar. Şu an benim TripAdvisor'da yaklaşık 5 yıl yorumum var kişisel yorum. Kendimi de kanıtlıyorum. Neyse çok uzun, çok detaylı konuşmak istemiyorum ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. İspanyolca ve İngilizce turlarla ilgili. Arkadaşlar, kaç dil bildiğinizin önemi yok bence. İngilizcem çok iyi, İspanyolcam da çok iyi olsun istiyorum. Bir dile oturtmadan bir başka dile geçmenizi tavsiye etmiyorum. Ne demiştik bunun dışında? İstikrar başarının anahtarıdır deyip sözü bırakıyorum. Evet, Gonca'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dedik ya, bir müşteri çıkar turunuz vezneler. Private turlarda o bir müşteri çıkmaz ama o bir çocuk olabilir. Çok kötü veya çok iyi bir çocuk olabilir. Veya müşterinin istekleri farklı olabilir. Tabii private turlarda kendine has şeyler var. Gonca zaten bunları yaşamıştır. Tecrübeleriyle anlattı zaten size. Şimdi Arzu abiye dönelim. Arzu abi birkaç bir şey ekleyeceğim dedi. Hemen geldi. Bakalım neler ekleyeceğim.
Mikrofon da... Turizme doğadan ayırmak mümkün değil. Dert artık. Doğadan ayırmak mümkün değil. Nerede olursa, ister Ankara Medeniyetler Müzesi, isterse İstanbul Arkeoloji, ister Efes Müzesi, yani belirli bir iki saatten sonra dışarı çıkıyorsunuz. Veyahut da girmeden otobüsle iniyorsunuz, en azından oraya kadar gidiyorsunuz. Bu çevrede gördüğünüz belirgiler, bitkiler oluyor, böcekler oluyor. Mesela golcü arkadaşım böceğe gidiyor. Müşterilerimiz bizi bir şey, ana bir kalite veyahut da bir arama motoru o şekilde biliyorlar. Çünkü her şeyi soruyorlar. Elimle aldığı bilgileri tutuyorum. Güzel gördüğünüz bir taşı bile soruyorlar. Bu ne taşı? Bu ne? Veyahut da bu ağaç ne ağaç? O yüzden turizmle veyahut da rehberliği doğadan ayırmak mümkün değil. Bizim zamanımızda şimdi nasıldır bilmiyorum akademik olarak verilen eğitimde. Bizim zamanımızda galiba 15-16 dersimiz vardı. Arkeolojiden tutun, mitoloji, sanat tarihi, coğrafya, yani şey. Ama bir jeoloji dersimiz yoktu. Bir botanik dersimiz yoktu. Ve bunların, şimdi var mı onu da bilmiyorum. Bunların yoksa mutlaka bir şekilde eğitime dahil edilmesini ben şiddetle yani tavsiye ediyorum. Çünkü atıyorum yani turizm sadece otobüste veyahut da bilgiyi işte seyir veyahut da Anadolu şunu da burada bitmiyor. Burada muhakkak bir şekilde doğanın içindesiniz. Ve bu doğayla kültür birleştirdiğiniz zaman mükemmel de bize veren bir meslek ortaya çıkıyor. İşte biliyor musunuz? Bilmiyorum meslekteki arkadaşlarım hepsi yıllardır bu işi yapanlar da var. Yapacak olanlar da zaten Ankara'dan geliyor. Bir Trabzon Haçkırtmeler Manası'na. Nasıl gideriz? Gideriz kapına kadar. Ya işte o serpentinden bir geçeriz. Veyahut da dolmuş etmek. Bir metre sonra yine. Peki doğa turu, yürüyüş ve kültür turları da nasıl yapıyoruz? Meryem Ana üç köprü. Umut. Nereye? Tepeden aşağı. Bunu yapmak çok güzel bir şey. Veyahut da Asimeye'ye yere. Kartlara çıktınız. Karakuş, içerilere Asimeye'ye yaptınız. Ondan sonra yukarıya Antiyokos'un Şimdüsü'ne çıkacağız. Biz yürüyüş turlarında, yürüyüş artık turlarında nasıl yapıyoruz? Arsemeya'dan, Korik Dağ yolundan Korik'te gidiyoruz. Korik'ten sonra Antiyokos'a yaya çıkıyoruz. Veyahut da Çıralı'ya biz aşağıdan çıkmayı bilmeyi çok yapmışız, yaparız. Ama yukarıdan, Uluçınar'dan oraya çok nadirlerimiz gider. Yani bunlar farklı bir turlar ve çok daha fazla zevk veriyor. İnanmıyorum yani şimdi turlardan da fazla zevk veriyor. Klasik Anadolu turlarından da farklı. Çünkü doğayla bir birlikte olmak çok farklı bir şey. Serbest olsa atıyorum. Serbest olsa son yani bir kartal yuvası derler ne olur siz. Ve şimdi şeye geldiniz, tiyatroya geldiniz. Ondan sonra işte mezarlara gideyim mi, gitmeyeyim mi? Bazıları da Alkatos'a gideyim mi, gitmeyeyim mi? Ben ne yapıyorum? Yürüyüş grubunda. Yürüyüş artık bir köprüyü düzeltmem lazım. Yukarıdaki yankı düzeltme kulesine kadar çıkıyorum. Ve orada 60 derece beydağlarını seyretmenin verdiği hep hiçbir şey yok. Ne tiyatroda var, ne oradaki Amora'da var, ne Alkades mezarında var. Fakat oradan çevreyi Antalya'yı tutun da şeylere kadar neredeyse biraz daha kafanızı uzatsanız Kıbrıs'ı görürsünüz. Yani o kadar muhteşem bir manzara. O yüzden kültür doğa benim için aslında. Doğaya çıktınız. Burada da işte bir işlemci arkadaşımız bu çiçek ne? Çok çünkü gezdiğimiz birçok yer milli park. Orada görüyorlar. Yani orada bilmiyorum. Eğer ben şöyle bir şey lazım diyeyim. Birçok arkadaşımız bunu yapıyor. Rektör her şeyi bilmek zorunda değil. Her şeyi bilmek zorunda değil. Biz ben tarihimiz kadar ben canlıları değiliz. Bilmediğimiz bir şey varsa bilmiyorum. Demeyi de bilmek lazım. Yani ayrıca ben bunu bilmiyorum ama araştırıp size bunun ne olacağını inşallah araştırıp ben bunu sizinle tekrar ziyaretle bunun içinde tekrar vereceğim dediği lütfen öğrenmemiz lazım. Ben bunu öğrendikten sonra çok daha fazla zevk almaya başladım. Dediğim gibi yani veyahut da Kriyene'ye gittik. Biletimizi aldık. Arkamızda ister 10 kişi, ister 2 kişi, ister 40 kişilik bir grup. Yukarıya doğru çıkarken sağ tarafta
keçi boynuzunu gösterip orada keçi boynuzunu çektiklerinden bir şeyler anlatmak. Yani girişte müşteri ne kadar döndürüyor biliyor musunuz? Veyahut da oradaki bir meşe ağacının hangi tür olduğunu söyle. Veyahut da bir yukarıya çıktım. Oradaki merkezleri anlatalım. Nefesleri yapalım. Nefesle şey anlatalım mesela Erdoğan'ın. İşte oraya gidecektim. O zaman başkanım biraz böyle şey yaptı. Yavaş yüzeysel dokundu. Ben Hadrian Dönü'nde veya arkasında sanırımda dokundu. Hadrian Dönü'nden bahsediyorum. Fakat ben yukarıdaki avluda da eğer bahar mevsimdeyse, eğer bu anlar açtıysa orada parhas gördüğünde su eksikliği hikayesi. Muhakkak alırız. Daha o günün için en azından bir kriptanayon kadar, bir tutunak kadar, bir artemis kadar o kadar da önemli. Çünkü tarihte geçmiş olan yapılmış olan yarışmaların en üzerinden. Nefesli parhasının Atina'da su eksikliği rezil ediyor. Ve o hikayeden Erdoğan Ayrıca'nın altında anlatmayacağım. Nereden anlatacağım? Değil mi yani? Benim için doğa, turizm, rehberlik teşekkür ederim. Doğa, doğa teşekkür ederim. İnce parantezde, botanikte. Yani bir botanikçi kadar gitmemiz mümkün değil. O yüzden hakikaten önemli. Botanikçi okumamız lazım. Fakat en azından bir rehberin bileceği kadar en azından bu ağaç da çalınır. Onu bilelim, onu bilelim. Teşekkür ediyorum. Evet. Yani tabii yani önümüzde öğrenmemiz gereken çok etkin bilgiler var. Mesela nar ağacının nar ağacı olmadığı, esasında çalı olduğunu belki çoğunuz bilmez ama rehberler böyle gereksiz şeyleri bilirler. Veya Pamukkale'ye girdiğinizde açan, baharda ve sonbaharda açan sarı çiçeklerin çiğdem olduğunu ve onların isminde göçgök çiçeği olduğunu mesleğe girdikten sonra yavaş yavaş öğrenirsiniz. Her çiçeği bilmek zorunda değilsiniz, evet, ama bunları bilmek zorundasınız. Çünkü bu sarı çiçek orada sırıttığı sürece müşteri size dönüp diyecektir. Ne kadar güzel bir çiçek, acaba nedir bu? Bunu bilmek zorundasınız. Veya bir müzik, yani bilmiyorum. Evet, öğrenilmesi gereken çok şey var, yapılması gereken çok şey var ama zaman kısıtlı, zaman kısıtlı diyerek sözü hemen Yıldem'e devrediyorum. Çok kısa zamanda neler yapabiliriz? Anlatsın bakalım evet. Bize. Kısmı gerçekten zaman. Bu konuda ben de botanik konusunda çok eksiğim. Farkında da bana sağladığı için Arsun Hocama teşekkür ediyorum. Evet, bizler çok kısa bir zaman dilimi içerisinde hem müşteriyi kendimize anlatmak durumundayız, tur programını vermek durumundayız ama bir de güven sağlamak durumundayız. Çünkü bir de işin alışveriş boyutu var. Hemen her turda alışveriş yerlerine götürüyoruz müşteriyi. Ve bu güveni de sağlamak biraz da rehberin kişisel kabiliyetiyle ilgili diye düşünüyorum. Eğer müşteri size güvenirse inanın götürdüğünüz dükkana da güvenecektir. Ama tabii ki bu bir kıstas değil, bir başarı da değil, bir bonus gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bizler satıcı değiliz. Bizler profesyonel bilgiler veren, ve biraz eğlendiren, güldüren ama genelde akademik bilgiler veren insanlarız. O yüzden satıcının, yani götürdüğümüz dükkanlardaki satıcının işlerine çok fazla karışmamamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki bir satıcılık geçmişiniz yoksa veya müşteri alışveriş potansiyelini gerçekten izlemediyseniz, bu şekilde düşünüyorum ben bu konuyla ilgili. Ve dürüst olmamız gerekiyor müşterilere her zaman. Çünkü onlar da farkındalar. Hepsi belli bir meslek sahibi olan insanlar. Ve size sordukları zaman işte bu alışverişte herhangi bir pay alıyor musunuz diye sordukları zaman hayır almıyorum derseniz gerçekten komik duruma düşersiniz. Her konuda aslında dürüst olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz abartabilirsiniz ama yalan söylemeyin. Eğer ki yeni rehberiyseniz, bizim mesleğimizin doğasına ters olarak evinize uyuyabilirsiniz. Eğer ki anneyseniz çocuğunuza daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Çünkü çalışma süreniz diğer alanlara göre daha kısıtlı. 4 saat çalışırsınız veya bilemediniz en fazla 8 saat çalışırsınız.
musunuz? Tabii ki gece türlerini, konserleri vesaireleri ayırarak söylüyorum. Biraz daha evinizle ve ailenizle vakit geçirebilirsiniz. Uzun bir kış tatiliniz olur eğer ki kışın çalışmaz iseniz. Bunu ayarlamak da aslında çok kolay değildir. Hem yazın çalışayım hem de kış operasyonlarına katılayım. Bu çok çok basit bir şey değil. Gerçekten bu süreyi ayarlamak biraz koordinasyon gerektirir. Ve bu kış tatilinde yine ailenize vakit geçirebilirsiniz. Bunlar belki de bu mesleğin iyi tarafları. Fakat bu kış tatilinde siz rehavete de sürüklenebilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istemeyebilirsiniz bu süre zarfında. Çünkü gemi müşterisini memnun etmek, private müşteriyi veya Anadolu müşterisini memnun etmekten belki bir tık daha kolaydır. Çünkü onlarla daha kısa zaman içerisinde birliktesinizdir. Ve o kısa zamanda da gerçekten iyi, deneyimli bir rehberseniz, akıcı bir dil konuşuyorsanız genelde iyi geri dönüşümler alırsınız. Bu bahşiş şeklinde olabilir veya ajantaya sizin hakkınıza gelen bir yorum şeklinde olabilir. O yüzden ben çok iyi bir rehberim, işte 10 numara 5 yıldızım, genelde geri dönüşlerim iyi, satışlarım da fena değil diye. Eğer ki kış döneminde çalışmıyorsanız kendinizi geliştirmek için hiçbir çaba sarf etmeyebilirsiniz. Bu da dezavantajlarından bir tanesidir. Ben bu konuda bir daha çaba sarf ettiğimi düşünüyorum. Boş zamanında, tabii çalıştığım dönemler de oldu ama tarih bölümüne girdim. Üçüncü sınıftayım şu anda açık öğretim. Beden dili, daha doğrusu işaret dili öğrendim. Önce Türk işaret dili öğrendim. Daha sonra şu anda Amerikan işaret dili öğreniyorum. Engelsiz turizm alanında da çalışmak istiyorum. Belki odayla ortaklaşa bir şeyler de yapabiliriz. Çünkü T-Guide diye bir association, T-Guide diye bir dernek, bir kuruluş var dünyada. Ve bu konu üzerinde yoğunlaşıyorlar. Biz odamızı da dahil edebilirsek onların eğitimlerine onların eğitimlerine katkıda bulunabiliriz, onların eğitimlerine katılabiliriz diye düşünüyorum. Baktım var mı? Var. Bir de tabii ki en önemli bence dezavantajı gemi rehberliğinin riskiniz, çalışamama riskiniz çok yüksek eğer ki gemi gelmezse. Çünkü başka sektörlere, başka alanlara adapte olmak gerçekten zor olabiliyor. Bunu birebir ben yaşadım. Gerek Anadolu turlarında, gerek yaptığım Balkan turlarında çok kolay olmadı benim için, gemi müşterisine alışkın olduğum için. Ve ilk etkilenen sektörlerden bir tanesi de maalesef dünyadaki krizlerden veya istenmeyen olaylardan gemi turizmi. O yüzden yatırımlarınızı da hani çalışırken doldurmanızı önerebilirim. Hani eğer ki başka alanlara kaynayacaksınız. Teşekkür ederim. Evet, Yıldırım Hanım, teşekkür ediyoruz. Çok kırılgan bir yapıya sahip kurma ziyaret turizmi. Şu anda da zaten bunu yaşıyoruz. Yani koronavirüsünden dolayı şu anda karantina altında olan gemiler var. Belki Türkiye'ye gelen gemilerin sayısında da azaltma beklenebilir burada. Çok çok kırılgan, her şeyden nem kapıyor. Zor bir şey. Rehberlik türü esasında, yani kurmazıya bağlarsanız veya ben bağlarsanız zor. Ama gerçekten çok zevkli yani. O yüzden inşallah hepimiz burada bol bol gemiler görürüz diyerek ikinci bölümü kapatıyorum. 10 dakika veriyorum bu sefer. Devam edelim. Okey. Yalnız bayanlık, bravo. Okey, o zaman soru cevaba geçiyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ve talep ediyorum meslektaşlarımla. Önce bir isterseniz öğrencilere verelim. Burada çünkü burada bizim olmamızın sebebi öğrenciler. Önce öğrencilerden soralım.
Geri kalan kısımda da meslektaşlarımızdan da soru almak veya katkı beklemek istiyorum. Siz gidiyor musunuz arkadaşlar? Dersiniz mi var? İmtihanınız var. Hadi, tamam. Evet. Öğrenci arkadaşlar sorunuz var mı? Burayı giriş sebebi sizsiniz biliyorsunuz değil mi? Ha burada. Pardon varmış. Seni öğrenci olarak kabul etmiyorum. Evet. Hem ismini, soy ismini söyle. Sınıfını söyle. Ayağa kalk. Ondan sonra seni dinliyorum. İnşallah kapatmadı şimdi. Geliyorum sesen. Şu an geliyor tamam. Böyle cevap vereyim soruna. Öncelikli olarak Anadolu veya genel olarak rehberlik bu işi sevmeniz şart. Bu işi sevmeden hiçbir şekilde yapamazsınız. Anadolu rehberliğinin tek farkı senin de dediğin gibi uzun süreler. Yani 7 gün. 7 günden başlıyor minimum. 7 gün olarak çıkıyorsunuz. 7 gün, 8 gün, 10 gün, 14 gün sürekli yollardasın. Şöyle bir şey var, sevmiyorsan zaten bu işi yapamazsın. Ailenden ayrısın. Ben evliyim, bir oğlum var, çocuğum var. Rutunu yaparken onlardan 10 gün, 8 gün sürekli ayrılıyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Birincisi işini sevmek çok önemli. İkincisi, evet. Alışkanlıklar işte biraz önemli. Yani çok yürüyoruz, çok yol yapıyoruz. Dolayısıyla biraz daha yaşantıya dikkat etmek gerekiyor. Mesela Kuşadası dedim, Kuşadası'nda işte alışkanlıklarımız var. Gidiyoruz, yatmayacağız. Akşam saat grubu bitirdikten sonra otele girdim. Saat 9'da, 10'da, 10.30'da o saatte yatmam gerekiyor ki sabah saat yaparın 7.30'da.